Manşete hoş geldiniz. Sosyal Ağlar'da gündem Selman Öğüt isimli pelikan unsurunun bir üniversiteye rektör olarak atanması. İşte bu şekilde de kendisi Twitter hesabından paylaşmış. Teşekkürler etmiş. Ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Selman Öğüt Esenyurt Üniversitesi rektörlüğüne atanmış. Selma, Selman Öğüt ismi biliniyordu da Esenyurt Üniversitesi diye bir üniversite var mı o bilinmiyordu. Bütün detaylara bakacağız da. KC'de yazdım böyle başa böyle tarak ne bekliyordunuz ki? Ne bekliyordunuz ki? Mehmet Altan'ın tespitiyle geçtiğimiz yıl yani 2022'de yaptı bu tespiti. 15 Temmuz'dan sonra 4000 profesör atandı dedi. Şimdi rektör atamaları öyle 15 Temmuz bahanesiyle ki diyelim ki darbe girişimi olağanüstü hali ilan ettiniz filan. Yani rektör atamalarını Cumhurbaşkanı kendi uhdesine aldı. Daha önce üniversitede yapılan seçimlerle 3 aday belirleniyor. İlk 3'e kalan adaylar adaylar arasından birini Cumhurbaşkanı atıyordu. Kısmen demokratik diyebileceğimiz. Çünkü çoğu zaman ya da belli zamanlarda önceki Cumhurbaşkanları da şimdiki Cumhurbaşkanı da ilk 3'teki adaylardan ilkini değil ikincisini üçüncüsünü atadığı oluyordu daha az oy almış adayları atadığı oluyordu. Siyasi tercihlerle, ideolojik tercihlerle. Yani kısmen demokratik bile denmeyecek bir şey. Çünkü seçimle üç kişi belirleniyor. Daha sonra biri onların arasından dilediğini atıyor. Buna ne demokratik bir teamül denebilir ne de kısmen demokratik denebilir. Demokrasi yok. Demokrasi sadece işte ilk üçün ortaya çıkması için kullanılan bir şey. Zaten kaç kişi, kaç kişi aday ki? Yani Dördüncü, beşinci sırada olanlar da varsın olmasın. Yani seçimi ipi göğüsleyenler. 15 Temmuz'dan sonra bunu kaldırdı tümüyle. Tıpkı o günlerde e, bas bas bağırdığımız gibi kış lastiği düzenlemesi bile o hal kararnamesiyle yapıldı bu ülkede. 2016 sonunda, 2017'de pek çok şey o hal kararnamesiyle yapıldı. Ne 15 Temmuz'la, ne darbe girişimiyle, ne şunla, ne bunla ya da darbe suçlularıyla falan. Yapılan suç soruşturmalarıyla falan il ilgili konular değildi bu. İşe öyle geldiği için öyle oldu. Rektör atamalarda tamamen Cumhurbaşkanlığı uhdesine geçti. Cumhurbaşkanı tamamen seçimi de kaldırdı. Artık her rektörü doğrudan ben atayacağım. İstediğimi atayabilirim dedi. Öncesinde tabii o rektör atamalarında kişinin işte profesör falan olması gerekiyor ya belli şeyler falan. Dil puanı şartını kaldırdılar. Vedat Demir bahsetmiş. Ee, ne bileyim... E, Olmadık kişileri öğretim üyesi yaptılar. Oradan yardımcı do doçentlik, doçentlik. Hemen işte Mehmet Altan'ın tespitiyle 2022'de 4000 profesör tahsis edilmiş. Ya da iktisat edilmiş ya da atanmış. Ondan sonra onları da tabii ki rektör yapacaklar. Ne bekliyordunuz ki böyle başa böyle tarak? Akademinin çöktüğünü gösterir bu. Kerim Has ifade etmiş son derece haklı. Yani hani gazeteciler biraz konuşuyor, siyasetçiler biraz konuşuyor belki ama akademi sustu. Bir elin parmağı kadar akademisyen var mıdır konuşan? Esasen söz söylemesi gerektiği halde söz söylemeyen. Söz söyleyen ya da işte söz söylemesi gerektiği halde söylemeyen binlerce akademisyen. Ne bekliyordunuz ki? Bu olacaktı. Pelikan unsurudur. Yani işte bu pelikan bildirisiyle Ahmet Davutoğlu'nu devren çete bir yalı var. Boğaziçi bilmem ne diye de işte bir tabela asmışlar. Hilal Kaplan, eşi filan kurmuş. Altında çalışan insanlar var. Selman Öğüt de öyle. Yani şeyin Hilal Kaplan'ın eski eniştesiydi. Pardon kayınıydı. Türkçesiyle söyleyeyim. Türkiye'de bu yayın Türkiye'de yapılamaz derken kastettiğim şu. Şu anda Selman, Selman Öğüt meselesi konuşuluyor. İşte efendim olur mu olabilir mi geldiğimiz hale bak falan. Ne bekliyordunuz ki 10 sene sonunda? şu son 10 senede taş taş üstünde bırakılmazken hele 15 Temmuz 2016'dan sonra dümdüz üzerinden geçilirken ama Türkiye'de yapılamayacak yayın şu. Berat Box Wikileaks'te yayınlanmıştı ve orada 2015 tarihli bir e-mail'de Selman Öğüt Berat Albayrak'a Selamun Aleyküm Berat abi diyerek bir mail yazmıştı. Mail atmıştı. Doçentlik sonuçlarıyla ilgili Diyor ki işte efendim süreç işkence süreci tekrar başlayacak. Beni atamadılar. Şu oldu, bu oldu. Böyle detaylı yazıyor. Bir senelik bekleyişten sonra doçentlik eser inceleme sonuçlarım açıklandı. Beş jüri üyesinden üç olumsuz oy verdi. Başarısız sayıldım. Oysa bir kitap ve üç makale şartını bir kitap ve beş makaleyle yerine getirmiştim. Hocalar beni teşvik etmişti. Çoğu uluslararası hukukçunun yapamadığı İngilizce ders anlatma konusunda başarılıydım. STK'larda raporlar falan yazıyordum. Şöyle böyle jüri üyelerinden Hasan Köy'ün yazdığı raporda 200 sayfaya geçen kitabımı dört cümleyle eleştirerek beğenmediğini ifade etmiş. Dört cümleden kitabı okumadığı anlaşılıyor filan. Ee, bir sürü şey var şikayet var vesaire hak ettim gasp edildi filan diyor ee, neyse suç duyurusunda bulunacağım diyor bulundu mu bulunmadı mı bilmiyoruz aynı işkence süreci tekrar başlayacak bunun bir sebebi Yekta Saraç ekibidir Yekta Saraç da o sırada herhalde işte gökün başında yani Erdoğan'ın elemanları birbirine düşmüşler otomatik jüri muhabbetini çıkardılar ilk kurbanlardanım filan neyse. Ama reisimizin dediği gibi durmak yok yola devam. Her ne kadar üç gündür derin bir e, melal hali benliğimi kaplamış olsa da bize Allah kefil filan. Bu ay tekrar başvuruyorum yardımcı doçent doktor Selman Öğüt. 2015'te atmış. 2015'te yardımcı doçent olan 8 sene sonra profesör olarak bir üniversiteye rektör olarak atandı. Yani diyor ki yani yap bir şey. Bu yayın Türkiye'de yapılamaz. Burada başladı olay. Burada başladı, bunun üzerine gidip buna hemen yayın yasağı koydurdular, berat boksa, lanet dediler, yalan dediler, üretilmiş dediler, bir sürü şey söylediler. Buradan başlayacaksınız. Yani başlangıç noktası burası, pergelin sivri ucunu buraya koyacaksınız. İşte Esenyurt Üniversitesi işte efendim tabela üniversitesiymiş, ee, ismini bile duymadık, İşte bir apartmanda şöyle işte faaliyet gösteriyormuş falan. Ya biz Türkiye'den çıkmadan da bu başlamıştı zaten, 2014-15-16'da. İstanbul'da bir bir yerden bir yere giderken garip binaların üzerinde garip üniversite tabelaları görüyordum ve yani nutkum tutuluyordu. Acayip ilk defa gördüğüm bir bina, ilk defa gördüğüm bir tabela, ilk defa gördüğüm bir üniversite ismi filan. Böyle o zaman başlamıştı yani. Yeni değil ki bu. Yeni değil yani. Bahadır Özgür paylaşmış. Selman Öğüt'ün boşanması sonrası Pelikan bitti kullanılıp atıldı, tasfiye oluyorlar denilmişti. Süheyb Öğüt'ü kastediyor galiba onun kardeşi. Erdoğan bir kez daha gösterdi ki kapının önüne attığı çöpünü bile karıştırtmıyor, dokundurtmuyor. Bir yıl bir köşede bekletip yeni makamla ödüllendiriyor. Böyledir. Bu iktidarın kullanışlı aparatları yeri gelir bekleme odasına alınır. Yeri gelir azledilmiş gibi gösterilir. Yeri gelir kıza çekilmiş gibi gösterilir. Ama hiçbir zaman bunlara bir şey olmaz. Bir sefer görev emri çıkar tırnak içinde söylüyorum. Yani milletvekili yapılmaz ama gider bir üniversiteye rektör olur. Var örnekleri. Bakan yapılmaz ama gider işte efendim bir yerde bir sivil toplum örgütünün başına geçer. Ticaret odasının başına geçer. Belediye başkan adayı olur. Belediye başkanı seçilir. Ya da partideki görevlerinden alınır. Bir süre altı ay bir yıl kızakta bekletilir. Bakan yardımcısı olarak atanır. Hepsinin örnekleri var Düzinelerce hangi birini söyleyeyim yani. Bu iktidarın unsurlarına bir şey olmaz. Ve kimseden vazgeçilmez yani. Dönelim Gazze'de ateşkes sona erdi maalesef. E, uzatmalar devam eder diye umuyorduk. İşte iki gün eklendi bir gün eklendi falan öyle olmadı. Yedi gün sonunda İsrail e, saldırılarına yeniden başladı. Hamas tarafından da roketler atıldığı ifade ediliyor. En az 13-14 ölü olduğu söyleniyor Gazze'de. Geçici ateşkes sona ermiş ama BBC'ye göre Filistinli bir yetkiliye dayandırarak bir anlaşmaya varmak için iki taraf arasında müzakereler sürüyormuş. Fakat New York Times'ın haberi son derece etkili. İsrail 7 Ekim'i biliyordu diyor. E 7 Ekim terör saldırısı için hazırladığı savaş planını Hamas'ın bir yıldan uzun süre önce İsrail tarafı ele geçirdi diyor haberde. Yani New York Times İsrail yetkililerin ele geçirdiği 40 sayfalık plandan bahsediyor. Saldırı için net bir tarih yok, tabii ki tarih koyamazlar. Ama yazılanları şok edici hassasiyet olarak e, uygulamış. Enteresan bir şey. E, belgede saldırının başlangıcında roket yağmuru yapılması. Bütün detaylar var. Dronların sınırdaki güvenlik kameralarını ve otomatik makineli tüfekleri devre dışı bırakması silahlı kişilerin yamaç paraşütleriyle, motosikletlerle yaya olarak İsrail'e akın etmesi filan. Bunlar da var 40 sayfalık belgede. Şok edici hassasiyet dediği bu. İsrail tarafının. Hepsi gerçekleşmiş 7 Ekim'de. Evet. Belki de planlı, kontrollü bir şeydi. Bilmiyoruz. Yarın öbür gün ancak birileri hatıralarını yazarsa anlayabileceğimiz bir konu. Reuters, Türkiye'ye bakan tarafı ABD Hazine Bakanlığı Türk yetkililere Hamas'ın parasal kaynakları konusunda endişelerini iletti diyor. Terör, terörizm ve Mali istihbarattan sorumlu müsteşar Türkiye'nin Hamas'ın para topladığı öncelikli ülkeler arasında bulunduğunu söylüyor. İsrail'le savaş durumunda bunu avantaj olarak değerlendirdiğini kaydediyor. Financial Times'ta da aynı haber var farklı kelimelerle. O arada liderler nerede? Liderler iklim zirvesi için Dubai'de toplandılar. İşte burada da bir Fotoğraf çekilmiş. Yüzlerce isim var. İklim değişikliği Dubai 2023. İngiltere Kralı da burada. İngiltere Kralı'na özellikle vurgu yapıyorum. Birazdan bahsedeceğim konuyla ilgili olarak. İşte burada sıralanıyor isimler. Evet. Tayyip Erdoğan da orada görüyorsunuz. Hemen Belarus Cumhurbaşkanı'nın yanında yer tutmuş. Belarus Cumhurbaşkanı'nın orada olması da enteresan. Evet, Putin'in sağlam müttefiki arka kapısı. Fakat Daily Telegraph'ta çok güzel bir karikatür yayımlanmış. Oradan kestim getirdim size. Dubai'deki iklim zirvesi diyor ki yani karikatür şöyle yaklaştırarak size anlatayım. Büyük jetlerle, büyük uçaklarla, büyük heyetlerle geldiler Dubai Havalimanı'na. Havayı kirleterek yüzlercesi Belki de havalimanına yüzlerce uçak indi bu yüzden. Sonra otomobillerle ağırlıklı olarak büyük klimalarla soğutulan Dubai alışveriş merkezine gittiler. Öbür tarafta Dubai'nin işte nasıl enerji tükettiği görülüyor gökdelenlerle. Sonra da bir kısmı da işte gittiler iklim konferansında yeşil bayrak açıp. Dü, dünyanın iklimi değişiyor ne yapabiliriz falan diye konuştular diyor. Çok güzel bir karikatür. Tek karede, tek karikatürde bütün bu çarpıklığı toplamış. Her şey çarpık. Yani e, dünya kamuoyunun okuyan yazan insanların gerçekten bu liderlere ve bu liderlerin politikalarına pek güvenleri, itimatları kalmadı yani. O arada Almanya Cumhurbaşkanı Katar'a gitmiş. Katar ziyaretinde yarım saat bekletilmiş. Şimdi bir de şu açıdan bakın bu olaya. Bazen açıyı kaçırıyoruz. Bir, hani benim aklıma gelen ilk şey şu. Neden kapıya çıktı da bu fotoğrafı verdi? Esasen yerinde oturabilirdi ve karşılama heyeti hazır olduğunda da çıkardı. Ha o arada mesajı almış olurdu. Beni yarım saat uçağın içinde beklettiler. Fakat bu fotoğrafı vermeseydi belki de bu sembol haber ortaya çıkmayacaktı. Çıktı bu fotoğrafı verdi ve Bekletildiği fotoğraflı olarak servis edildi. Bir bu. Bir daha herhalde yerinde oturur kapıya çıkıp böyle beklemez. İki. Acaba İngiltere'den İngiltere kralı karal, e, şeye gelseydi veya İngiltere başbakanı Katar'a gelseydi onu da böyle bekletirler miydi? Hayır bekletmezlerdi. Adamına göre muamele yapıyorlar. İngiltere daha az mı şey söylüyor Almanya'dan özellikle İsrail politikalarında. İsra İngiltere de İsrail'in arkasında. İngiltere de ateşkes istemedi parlamentosu. İngiltere'de de en ufak bir biçimde işte Filistin dayanışması falan diyen kişi koltuğunu kaybediyor iktidarda muhalefette. Almanya'dan az kalır tarafı yok. Ama İngiltere Başbakanı veya Kralı bu şekilde bekletilir miydi? Hayır bekletilmezdi. Katar zaten bir yörüyle oradan yayın yapan El Cezire dahil İngiltere'nin uydusu veya en azından bilgisi onayı dahilinde yürüyen bir sistem. İngiltere'ye Yapmayacakları, yapamayacaklar uygulamayı Almanya'ya yaptılar. Bir de böyle bakın. İç siyasette birkaç gazete küpürü getireceğim. E, dört gazete küpürünü arka arkaya getireceğim. Dördü de gazete pencereden. Gazete pencere bugün birinci sayfası gerçekten dop doluydu. Çok güzel başlık atmış. Akşener, Özgür Özel görüşmesine dair kestiri batmadı diyor. Evet doğru başlık bu. Kestirip batmadı. Yoksa kestirip batabilirdi. Biz tutumumuzu belirledik. Siyasetimizden geri adım atmayacağız diyebilirdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Kendi genel merkezinde ağırladığı Özgür Özel'e. Tebrik etti evet ama CHP'ye gidip en azından bir nezaket ziyaretinde bulunması icap ederdi. Yapmadı bir aydır. Kestirip batmadı. Evet, orada demek ki bir şey dönüyor. Belli ki pazarlıklar yürüyor. O pazarlıkları ekrana getirmeyeceğim. Ortaya çıktığında haberiniz olur. Yok şu kadar belediye başkanı pazarlığı yapılıyor, şu illerin pazarlığı yapılıyor. Bir sürü kulislerde bilgi dönüyor. Enteresan bir haber daha var gazete pencereden. Kurtul, kurtulmuş şaşırttı, meclisin tavrı belli. Şimdi meclis başkanı Kurtulmuş cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkındaki soruya ki şu anda meclis genel kurulu bir satırlık yazıyı okutup hakkındaki karar onandı deyip Can Atalay'ın vekilliğini düşürebilir. Fakat Numan Kurtulmuş demiş ki TBMM'nin tavrı belli. Milletvekili yemininin yapıldığı gün mecliste isminin okunması arkasından partilerin ortak eğilimiyle birlikte İnsan Hakları Komisyonu'na seçilmesi meclisin tavrını ortaya koyan bir şeydir. Yani partiler ortak bir eğilim içerisinde Can Atalay konusunda İnsan Hakları Komisyonu'na da üye seçtik her ne kadar gelip görevini yapamadığı halde o koltuğu orada boş duruyor. Yani bir yönüyle de bekliyoruz demeye getiriyor. Bir yönüyle de yakın bir vakitte onun vekilliğini düşürmeyeceğiz demeye getiriyor. Bilmiyorum ne olur. Numan Kurtulmuş'a bu söylediğini yuttururlar mı? Bir başka gazete pencere haberi. Erdoğan Göksu ile 3 saat baş başa görüşmüş. Tevfik Göksu profili düşük bir isim fakat AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işte meclis grubunun başında aynı zamanda Esenyurt Belediye Başkanı ve yanıp tutuşuyor. Yani şunu unutmayın İstanbul'da bir ilçe belediye başkanının en büyük hedeflerinden biri Büyükşehir'e belediye başkanı olmaktır. Yani Ekrem İmamoğlu'nun izinden gitmektir. O da Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Tevfik Göksu da elbette uzun yıllardır piştim artık ben benim de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevim geldi. Size sadakatte kusur etmedim bak nasıl mücadele ediyorum diyerek muhtemelen reisi ikna etmeye çalışıyor. Fakat profili düşük bir isim. Muhakkak AKP çevreleri de bunu değerlendiriyor, değerlendiriyordur. Pek aday adaylar arasında mı? Evet. Favori mi? Değil. Son haber gazete pencereden Türkiye Tabipler Birliği yönetimi görevden alınmış. Ankara 31. Asli Hukuk Mahkemesi. Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Kurur Fincancı ve Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar vermiş. Evet. Böyle bir Türkiye. Türkiye'de gerçekten sivil toplum olmak da artık çok zor. Ve faaliyetini bir tabela altında sürdürmek de. Hani deniyor ya sivil toplum örgütü kur, parti kur, siyasete gir falan. Kurdurmazlar ki. Yani sivil toplum örgütü bile kurdurmuyorlar. Onun başında bile demokrasinin kılıcı sallanıyor. Baro, ikinci baroyu falan ihtiyaç ediyorlar. Bir sürü şey. Kayyım atıyorlar. Bir sürü şey yani. Kolay değil. Hani gel siyasete gir. Sivil toplumda yap işte efendim özgürlük mücadeleni. Türkiye öyle bir ülke olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. Ama gerçek gündem unutturuluyor. İşte onunla ilgili birkaç kupür getireceğim size. Türkiye vatandaşın borçlarıyla dönüyor. Çalışan ücretlerinin büyümeden aldığı pay bir önceki çeyreğe göre azaldı. ve bireysel borçların toplamı. Bakın bu önemli bireysel krediler, kredi kartları falan hepsi dahil. 2,5 trilyon TL'ye ulaşmış. Ama Türkiye 5,9'luk büyüme oranıyla AB, OECD, G20 ülkeler arasında birinci. İşte rakamlar, öyle. Bunu milletin önüne koyuyorlar. Öbür tarafta millet fakirleşiyor. Dolayısıyla vatandaşın borçlarıyla büyüyen bir ülke söz konusu. Euronistan 3 grafik getireceğim arka arkaya. Bu araçların vergisiz fiyatıyla e, vergiler bindirilmiş fiyatlar arasındaki karşılaştırma. En düşük dilim, dilimde soldaki grafik 100 liralık bir araç 226 liraya satılıyor. Birim olarak, birim fiyat olarak hesap edin. 100 liralık bir araç 226 liraya satılıyor en düşük dilimde kategorik olarak söylüyorum işte motor gücü vesaire. En yüksek dilimde ise lüks araçlar veya motor gücü yüksek araçlar 100 liralık bir araç 384 liraya satılıyor. Halbuki Batı'da 100 liralık bir araç maksimum %20, %18, %15 vergiyle 115, 120 liraya satılıyor. Ama Türkiye'ye gittiğinde bu neredeyse 400 liraya çıkıyor. Türkiye Birleşik Krallık Fransa Almanya karşılaştırmasında yüksek kategoride D kategorisinde 50 bin liralık bir araç artık normal fiyatlarıyla size ekran'a getireyim. 50 bin liralık bir araç Almanya'da 59.500, İngiltere'de 60 bin, Fransa'da 100 bin lira. İngiltere ve Almanya'da muhtemelen işte vergi oranları 19-20 dolayında olduğu için o vergiyi koyuyorsun ve satıyorsun. Sadece tek vergi var. KDV dediğimiz vergi. Türkiye'de ise 50 bin liralık bir araç 188 bin lira. Bu da vergisiz araç fiyatının tüm vergiler sonrası işte fiyatı Türkiye başı çekiyor. Diğer Avrupa ülkeleri de alt alta sıralanmış. Durum bu. Ekonomik sorunlar dolandırıcılara fırsat sağlıyor demiş ekonomist profesör doktor Şenol Babuşçu. Son yıllarda tasarruf araçlarının getirisi reel olarak enflasyonun gerisinde kaldı. Erimenin farkında olan bazıları biraz hırs, biraz da çaresizlikle riskli alanlara yöneldi. Vatandaşlar reel faiz getirisinin üzerinde bir getiri vaat edenlerden uzak durmalı demiş. Bu en son işte futbolcu Fatih Terim fonu Seçil Erzan falan olaylarına gönderme yaparak. Yavaş yavaş bağlarken Türkiye'deki durumu hatırlatalım. Bir vatandaş Twitter'da sarı torba getirdim Neşe sana diyerek 90'lı yıllarda faili beçullerle özdeşleşen Beyaz Toros'un fotoğrafını paylaşmış. Yani seni bu arabaya ötürü, koyar kaybederiz diyor. Kişi Mehmet Saltık ve Neşe İdil'e böyle cevap vermiş. Peki bu Mehmet Saltık kim? Bursa Ülke Ocakları İl Başkanı. Ülke Ocakları'nın İl Başkanı Beyaz Toros'la millete milleti böyle tehdit ediyorsa varın geri kalanını MHP camiasını falan siz düşünün. Son tablo KHK platformundan gelsin. Haberiniz var mı? 2 milyon 217 bin 572 soruşturma dosyası var. Gözaltına alınan kişi sayısı, tutuklanan kişi sayısı, tutuklanan erkek, kadın, cezaevinde kalan çocuk sayısı 3000'in üzerinde, cezaevinde kalan bebek sayısı 864'ün üzerinde. 2.217.572 terör soruşturması açılmış. Hepsi terör soruşturması bunların acil suçlar değil. İhraç edilen kamu çalışanı son yılların bilançosu 300 binin üzerinde. Bunun 50.000'i bini 50 bin küsürü öğretmen, 13 bin küsürü asker, 32 bin küsürü polis, 7.000 küsürü sağlık çalışanı doktor bulamıyorsunuz. Bu süreçte hayatını kaybeden kişi bine yakın, 952 cezaevinde ölüm 138, trafik kazası 103 ki o da cezaevi yolunda, hastalık sebebiyle 538, göz altında ölüm 9, kaçış yolunda ölüm 36 filan. 2016-2013 yılları arası hak ihlalleri raporu. Sadece şu rakam bile yeterli. Onu biraz daha yaklaştırarak size göstereyim. Kırmızıyla yazılmış. 21 kişi öldükten sonra ohal komisyonu ya da mahkemeler tarafından göreve iade edildi. Geçmiş olsun. Devlet pardon dedi ama artık kişi toprak altında, dışarıdaki ailesi de perperişan. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Böyle başa böyle tarak. Öyle değil mi gerçekten? İyi hafta sonları. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla.